Merhaba arkadaşlar. İsmim Fatih Keskin, fizik öğretmeniyim. Çap yayınları 12. sınıf fasiküllerine merkezciliği ve merkezcil kuvvet konu pekiştirme testiyle devam ediyoruz. Evet, birinci soruyla başlayalım. Birinci soruda X cismi 2 metre uzunluğundaki ipin ucuna 6 saniye periyotla O noktası çevresinde düzgün çembersi hareket yapıyor. Buna göre 1 saniyedeki hız değişiminden kaynaklanan ortalama ivmeyi sormuş. Arkadaşlar ortalama ivme hızdaki değişimin aradan geçen zamana ile bulunuyordu. Şimdi periyodu 6 saniye olduğuna göre 360 dereceyi 6 saniyede dolanacağına göre 1 saniyede 60 derece dolanacaktır. Evet, yani x cismi 1 saniyede şu konuma gelecektir. Ve şu açı 60 derece oldu. Ortalama ivmeyi bulurken son hızından ilk hızını vektörel olarak çıkartıyorduk. O zaman biz de çıkartalım. İlk hız vektörünü ters çevirelim. Şu açı 90 derece olduğu için şurası 30 derece, şurası da 90 derece. Haliyle iki hız vektörü arasındaki açı 120 derece olacaktır. 120 derecede bileşke, hızdaki değişim bileşke vektör 1V olduğu için burada ortalama ivme 1V bölü T bölü 6 olacaktır. Şimdi gelelim cismin hızını bulalım. Çizgisel hız 2 pi R bölü T idi. Yerine yazalım verilen değerleri. 2 çarpı 3 çarpı yarı çap, burada ipin boyu 2 metre gördüğümüz gibi. Periyot yerine de 6 saniye yazdığımızda cismin çizgisel hızı 2 metre bölü saniye çıkacaktır. Şimdi yerine yazalım. Hız yerine 2 yazdım. Periyot yerine 6 yazdım. Böylece ivmesi 2 metre bölü saniye kare oldu. Evet. Geçelim ikinci soruya. İkinci soruda yatay sürtünmesiz düzlemde sabit hızla çembersi hareket yapan cismin merkezcil ivmesinin büyüklüğü A, periyodu T'dir. Buna göre 3T bölü 2 sürede cismin ortalama ivmesi kaç A diye sormuş. Şimdi önce merkezcil ivmeyi yazalım. Merkezcil ivme çizgisel hızın karesi bölü yarıçap idi. Gelelim ortalama ivmeye. Ortalama ivmeyi bulmak için de hızdaki değişimi aradan geçen zamana böleceğiz demiştik. 3T bölü 2'lik zamanda bu cisim T artı T bölü 2, yani bir tam tur, bir de yarım tur atacaktır. Yani bir 360 derece, bir de 180 derece dönecektir. Haliyle cisim, örneğin şuradan harekete başlasın. Bir tam tur attı, K'ya geldi. Sonra bir yarım tur attı, şu noktaya geldi. Buraya da L diyelim. Böylece cismin hızındaki değişim, ilk hızı K noktası, son hızı L noktası gibi alırsak, İlk hız vektörünü de ters çevirdiğimizde L'nin ucuna, L'deki hızın ucuna eklediğimizde hızındaki değişim 2V oldu. Evet, ve aradan geçen zamanda 3T bölü 2 oldu. Böylece ortalama ivmesi de arkadaşlar 4V bölü 3T oldu. Şimdi birazcık düzenleme yapalım. Şimdi merkezcil ivmeyi çizgisel hızın karesi bölü yarıçap. Ortalama ivmeyi de bu şekilde hesapladık. Şimdi merkezcil ivme ile ilgili şöyle bir oynama yapalım. Diyelim ki V çarpı V bölü R dersek, buradan V'lerden bir tanesini yalnız bırakırsak A çarpı R bölü V olacaktır. Ve şuradaki şöyle farklı bir kalemle gösterelim. Şuradaki V harfinin yerine V'nin yerine V kavramının yerine bunu getirelim. Evet, ortalama ivme eşittir 4 bölü 3T çarpı A çarpı R bölü V çıktı karşımıza. Buradaki V'yi de çizgisel hızla bir açalım. 4 bölü 3T A çarpı R 2 pi R bölü T şeklinde yazacak olursak arkadaşlar. Şimdi burada birbirini götürenleri eleyelim. Mesela şu T ile T birbirini götürdü. Şuradaki R'ler de birbirini götürdü. Böylece karşımıza bizim ne çıktı bir bakalım. Evet, burada arkadaşlar ortalama ivme eşittir
4a bölü pi yerine 3 aldığımızda 2 kere 3 6. Burası da 3 olduğu için 6 kere 3 18. Böylece 2a bölü 9 geldi. Sorunun cevabı 2 bölü 9 çıktı arkadaşlar. Evet, biraz denklemlerle uğraştık. Devam edelim şimdi 3. soruya. 3. soruda şekildeki disk O noktası etrafında 2F frekansı ile düzgün çembersel hareket yaptığında L noktasının merkezliği mesi A oluyormuş. Disk O noktası etrafında 3F frekansı ile döndürülürse K noktasının merkezliği mesi kaç A olur diye sormuş arkadaşlar. Ha K noktasını sormuş, ha L noktasını sormuş. Fark etmez. İkisinde yarı çapı R kadar zaten. Çünkü disk O noktası etrafında dönüyor. Önce L noktasını bir yazalım. L noktasının merkezliği mesini. Evet. Merkezliği mesinin formülü açısal hızın karesi çarpı yarı çap idi. Açısal hızda 2 pi çarpı frekans idi. Haliyle 2 f frekansta açısal hızda 2 v diyelim ve yerine yazalım. Şimdi şurayı tekrar düzenleyelim. Şurada L'nin merkezliği mesini 2V'nin karesi çarpı yarı çap şeklinde yazalım. Şimdi gelelim K noktasına. K noktasının frekansı disk 3F frekansla döndüğünde 3V frekansta açısal hızına 3V diyebiliriz. O zaman K noktasının merkezi ilmesini yazalım. 3V'nin karesi çarpı yarı çap olacaktır. Evet, şöyle yapalım. L noktası için ona 1A demiştik. 1A eşittir 4V'nin karesi çarpı R. K noktası için de 9V'nin karesi çarpı R oldu. K noktasının merkezciliği ivmesi L noktasının 9 bölü 4 katı olacaktır. Haliyle sorunun cevabı 9 bölü 4 oldu. Evet, devam edelim 4. soruyla. Şekildeki düzenekte R yarı çaplı M kaslığı 2R yarı çaplı K kaslığına ve 3R yarıçaplı N kasnağı R yarıçaplı L kasnağına bağlı olarak dönmektedir. M ve N kasnakları eş merkezlidir. K kasnağı üzerindeki X noktasının merkezciliği ivmesi AX, L kasnağı üzerindeki Y noktasının merkezciliği ivmesi AY olduğuna göre AX bölü AY'yi sormuş. Şimdi merkezciliği ivmenin formülünü tekrar yazıyorum. Açısal hızın karesi çarpı yarıçap. Açısal hızı tekrar yazıyorum 2 pi çarpı frekans. Direkt frekans da açısal hız doğru orantılı. Frekans da birim zamandaki tur sayısı idi. Bir saniyedeki tur sayısı da diyebiliriz. Şimdi biz burada bu noktaların tur sayılarını bulursak frekanslarını da hesaplamış oluyoruz. Şöyle yapalım, değer verelim. Diyelim ki x noktası k kasnağı 3 tur dönsün. 2R yarıçaplı K 3 tur dönüyorsa R yarıçaplı K 6 tur dönecektir. Eş merkezli oldukları için N noktası veya N kasnağı da yine aynı şekilde 6 tur dönecektir. 3R yarıçaplı 6 tur dönüyorsa R yarıçaplı da şu şekilde zıt yönde 18 tur dönecektir. Haliyle biz şöyle yapabiliriz arkadaşlar. X'in frekansına 3F dersek Y'nin frekansına 18F ya da 18 3'ün 6 katı olduğu için şöyle yapalım, sadeleştirme yapalım, buranın frekansına 1F diyelim, buranın frekansına 6F diyelim, frekans kadar açısal hız var diyelim, açısal hızına burada 1V dersek Y noktasında 6V 6W dedik. Şimdi yerine yazalım, AX eşittir 1V'nin karesi, X noktasının yarıçapı 2R çarpı 2R. Y için yazıyorum. Açısal hızı 6V. 6V'nin karesi çarpı yarıçap 1R. Evet, işlemlerimizi yapalım. Buradan R'leri sadeleştirdim. V kareleri sadeleştirdim. 6'nın karesi 36 olduğu için 2 bölü 36, 1 bölü 18 olarak sorunun cevabı karşıma çıktı. Evet, devam edelim arkadaşlar 5. soruyla. 5. soruda kütlesi 500 gram olan şekildeki K cismi 1 metre yarıçaplı yörüngede 4 saniyede 4 devir yapacak şekilde düzgün olarak döndürülüyor.
Etki eden merkezci kuvvet F merkezciliğime A'nın büyüklükleri kaç diye sormuş. Şimdi önce biz bu cismin frekansını veya periyodunu hesaplayalım. Diyor ki saniyede 4 devir yapıyor. 1 saniyedeki tur sayısı zaten frekans idi. O zaman bu vatandaşın frekansı 4 oldu arkadaşlar. Şimdi bir de açısalızı hesaplayalım. Açısalız 2 pi çarpı frekans idi. Verilen değerlerini yerine yazıyorum. 2 çarpı 3 çarpı frekansı 4 bulmuştuk. Buradan açısalız 24 radyan bölü saniye çıktı. Gelelim merkezciliğime. Merkezciliğime açısalızın karesi çarpı yarıçaptan hesaplanıyordu. Evet. 24'ün karesi çarpı yarıçapla 1 metre vermiş. 24'ün karesi de arkadaşlar 576 metre bölü saniye kare olarak karşımıza çıktı. Gelelim merkezci kuvvete. Merkezci kuvvet F eşittir M çarpı A'dan. A'yı da zaten ivmeyi de şurada bulduk 576. Kütleyi de bize gördüğünüz gibi 500 gram vermiş. 500 gram arkadaşlar 0,5 kilogramdır. Kilograma çevirmeyi unutmuyoruz. 0,5 çarpı 576'dan 288 Newton'luk bir kuvvet etki etmiş olduğu sorunun cevabı A şıkkı. Evet devam ediyoruz arkadaşlar. Gelelim 6. soruya. 6. soruda bir bisiklette 2R ve R yarıçaplı dişliler zincirlerle şekildeki gibi birleştirilmiştir. K ve L noktalarının merkezcil ivmelerini sormuş. Yine biz merkezcil ivmeyi bulabilmek için açısal hızın karesi çarpı yarıçaptan yararlanalım. Açısal hızı da 2 pi çarpı frekanstan bulalım. Frekansı da tur sayısıyla orantılı biçimde yazalım. Arkadaşlar burada pedalın bağlı olduğu dişli dişli bir tur attığında örneğin pedal da bir tur atacaktır. Veya pedal bir tur attığında dişli bir tur atacaktır. Bunlar eş merkezli oldukları için tur sayıları birbirine eşittir. Haliyle şöyle yapalım. 2R yarıçaplı dişli bir tur atsın. O zaman pedal da bu şekilde çember çizecek ve bir tur atacaktır. L noktası 2R yarıçaplı bir tur atarsa R yarıçaplı iki tur atacaktır. L noktasının tur sayısı 2 oldu. Haliyle K'nın tur sayısı 1 olduğu için frekansına 1F, L'nin tur sayısı 2 olduğu için frekansına 2F. Aynı şekilde frekansla açısalız direkt doğru orantılı olduğu için açısalızına 1 ve açısalızına 2V diyelim. Şimdi artık ivmeleri oranlayalım. K'nın ivmesi. Açısalızını V bulduk, V'nin karesi. K pedalının yarıçapını görüyorsunuz 4R. Aynı şekilde L'ye bakacak olursak açısalız 2V bulduk. 2V'nin karesi çarpı yarıçap yerine de R yazdık. Oranladık. Sorunun cevabı 1 geldi. Evet. 6. soruyu da böyle çözdükten sonra arkadaşlar gelelim 7. soruya. 7. soruda O noktası etrafında düzgün çembersiz hareket yapan bir cisim K noktasından L noktasına ok yönünde 1 saniyede gelmektedir. Hareketlinin yörünge yarıçapı 4 metre olduğuna göre merkezciliğimi sormuş. Yine kolay bir soru. Arkadaşlar K'dan L'ye 1 saniyede geliyor. 60 dereceyi 1 saniyede geçiyorsa 360 derecelik açıyı arkadaşlar 6 saniyede dolanacaktır. Bir tam tur için geçen zamana periyot demiştik. Cismin periyodunu bulduk. Bir de açısal hızını hesaplayalım. Açısal hız 2 pi bölü periyot. 2 çarpı 3 bölü 6'dan açısal hızında 1 radyan bölü saniye hesapladık. Gelelim merkezciliğmesine. Merkezciliğime açısal hızın karesi çarpı yarıçap demiştik. 1'in karesi çarpı 4'ten 4 metre bölü saniye kare hesapladık. Sorunun cevabı C oldu. Evet. Devam ediyorum 8. soruyla. Bir ipin uçlarına 3M ve M kütleli cisimler bağlanarak K noktası etrafında eşit periyotlarla döndürülüyor. 3M kütleli X cisimini etkeden merkezci kuvvet Fx, M kütleli Y cisimini etkeden
Merkezci kuvvet Fe olduğuna göre Fx bölü Fe'yi sormuş. Arkadaşlar zaten bunların periyotları birbirine eşitmiş. O zaman periyotları birbirine eşit ise açsanız da 2pi bölü periyot olur. O zaman açsanızlar da birbirine eşittir. Şimdi merkezcil kuvveti sormuş. Merkezcil kuvvet M çarpı A'dan. A da burada merkezciliğim olduğu için M çarpı açısal hızın karesi çarpı yarıçap. Şimdi hesaplayalım. Fx eşittir. X'in kütlesi 3M. Açısal hızına B. Dedik V'nin karesi çarpı 2R. Aynı şekilde Y'ye hesaplıyorum. Kütlesi 1M. Açısal hızı V'nin karesi. Yarıçap yerine 3R yazdım. Oranladım. Sorunun cevabı 2 geldi. Evet, sorunun cevabı C şıkkı çıktı arkadaşlar. Devam ediyoruz 9. soruyla. 9. soruda şekilde R, 2R, 3R yarıçaplı yatay çembersel yörüngelerde düzgün çembersel hareket yapan 2M, 1M, M kütleri, X, Y, Z cisimlerini etkeden merkezcil kuvvetlerin büyüklükleri Fx, Fy, Fz'dir. Fx, Fy, Fz arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisidir demiş. Arkadaşlar merkezcil kuvvet ya M çarpı açısal hızın karesi çarpı R'den ya da M çarpı çizgisel hızın karesi bu R'den hesaplanıyordu. Bize burada çizgisel hızlarını vermiş, kütlelerini vermiş. Direkt formülü de yerine koyalım. X için 2M çarpı çizgisel hızı ve V'nin karesi bölü yarıçap. Y için kütlesi 1M, çizgisel hızı 2V, 2V'nin karesi bölü yarıçap 2R. Y için M çarpı V'nin karesi bölü 3R oldu. Şimdi Y'yi bir düzenleyelim. M çarpı 4V'nin karesi bölü 2R olacak. 4 ile 2 sadeleşti. 2M çarpı V'nin karesi bölü R olacak. Haliyle X'in merkezcil kuvvetiyle Y'nin merkezcil kuvveti eşit. Y'ninki onlardan küçük olacak. Fx eşittir. Fy küçüktür. Fz oldu. Böylece sorunun cevabı arkadaşlar A şıkkı çıktı. Devam edelim. Geldik 10. soruya. 10. soruda şekilde 2R yarıçaplı K kasnağı R yarıçaplı M kasnağına bağlı şekilde dönmektedir. L ve M kasnakları eş merkezlidir. K kasnağı üzerindeki Y noktasının merkezcil ivmesi AY, L noktası üzerindeki X noktasının merkezcil ivmesi AX, AX bölü AY sormuş. Benzer sorular yapmıştık. Yine kasnak sorularında dedik ki tur sayılarından yola çıkalım. K kasnağı örneğin bir tur atsın. M kasnağı iki tur atacaktır. L kasnağı da eş merkez olduğu için iki tur atacaktır. Dedik ki açısal hızı 2 pi çarpı frekans. Frekans da birim zamandaki tur sayısı. O zaman direkt tur sayısına bakarak frekanslarını aynı zamanda açısal hızlarını yazabiliyoruz demiştik. O zaman F'ye 2F yazdım. Açısal hızlarını da 1V'ye 2V şeklinde yazdım. Şimdi merkezcil ivmenin formülünden yola çıkarak, merkezcil ivmenin formülü açısal hızın karesi çarpı yarı çaptan yola çıkarak tek tek yazalım. X'in merkezcil ivmesi açısal hızı 2V, 2V'nin karesi çarpı yarı çap. Y'nin merkezcil ivmesi açısal hızın karesi çarpı 2R. Oranladım. 12 bölü 2'den 6 geldi sorunun cevabı. Evet, sorunun cevabı değişik çıktı. Evet. Böylece sorularımızı tamamlamış olduk arkadaşlar. Sağlıklı, mutlu, başarılı dolu günler diliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.